de yağıştı. Umarım burada olduğumuz 4 gün boyunca bu yağış tekrar. Açsana. Biz şimdi Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires. Gidiyoruz caddede alışveriş yapmaya. Görüşürüz. Şansımıza yağmur bizi zorluyor. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk yurt dışı seyahatim. O yüzden biraz daha fazla heyecanlıyım yani. Bir de tabii ki şu an alışveriş yapmanın heyecanı da var. Normalde burada yağmur başladı mı durmak bilmiyormuş ve çok şiddetli yağıyormuş. Hadi tamam, şanssızlığımıza yağmur yağıyor ama bir yandan da şansımıza öyle acayip sağanak bir yağmur yok. Böyle seller götürmüyor yani. Çiseliyor. Ah, maksat tam yağıyor. Çok güzel bir yerin önündeymişim. Çok beğendim. Binaları falan. Muhteşem. Ne vardı yani bizde de, değil mi? Bu kadar güzel eski binalar olsa, tarih olsa. Harika yani. Yeni binalarla nefri gidiyorum. Çok güzel. İstikametimiz Duomo Meydanı. Duomo Meydanı'na gidip orada güzel tekrardan bir tarihi kokladıktan sonra efendim ne yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Burada da işte birkaç alışveriş yaptık. Benim birkaç almak istediğim şey var. Bulabildiklerimizi aldık. Ben de size vakit buldukça her şeyi yansıtmaya çalışıyorum. Yine buna devam edeceğim. Ama olay akışında aksamalar olabilir. Bunun için şimdiden özür dilerim. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum şimdilik. Burada da böyle bir kilise var. Mükemmel görünmüyor ama adı San Camilo'ymuş. Bunları çok seviyorum ama hep böyle bir dişimi kırma korkusu. Şey verdim. Göstereceğim. Burası da dünyanın en meşhur mağazaların bulunduğu yermiş. Polyane'yi bitirmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere modanın kalbi diyorlarmış. Bütün büyük markalar hepsi orada zaten. Şimdi Duomo Meydanı'na gidiyoruz. Duomo Meydanı'ndan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İşte butikler var yine aynı şekilde. Muhteşem bir yer. İçinizin kırmızı.
gidiyoruz. Cincinnato diye bir yere gidiyoruz. Çok üşüdüğüm için hemen Bershka'ya girip kurtarıcı Bershka. Oradan işte hemencik üzerime sıcak bir şey, olabilecek bir şeyler geçirdim. Tamam. Bu şekilde yola devam edeceğim. Böyle bunun üstü siyah gördüğünüz şeyi basıyor, kareyi. Kullanılmış bir bilet demek oluyor. Biletinizi de geri alıyorsunuz. Geldik ve burada ne buldu? Şu siyahlı gördüğünüz güzel salon. Yemeği de sizlere aktaracağım. Burada aile işletmesi bir yer. Menüyü Türkçe seçeneğiyle de getiriyorlar. Görebiliyor musunuz? Çok güzel bir şey. Pizzanın kenarı olarak onu peynirlenmiş ve biraz daha tuzlu. Hazır oldu. Ben az evvel annemle telefonda konuştuğum için focacciayı deneyememiştim. Şimdi onu deneyeceğim. İkinci günden günaydın. Burada takside ön koltuğa oturmak yasakmış. Ben istasyona da bayıldım. Yolculuk boyunca yedisleme yapacağım. 2 saatimiz bu şekilde geçecek. Geldik şimdi otele asansörümde. İşte aradığım klasik ruh. Dünyanın en zayıf gösteren aynası falan. Şimdi hemen yerleşip Frenze'de turlamaya çıkıyoruz. Hadi bakalım. O et meşhurmuş. Adı Fiorentina'ymış. Hafiften yağmur başladı. Geldiğimiz yere yağmur getiriyoruz. Beni sence istiyorum. Aynı mı tarafa mı? Ben yolları Milano'nun yollarından bin kat daha fareye bin kat daha gidiyorum. Harika. Hemen pizzacı gördük. Dedik girdiğim gibi. Yok dedik dedik, bakın ne oldu şimdi. Kutlukura bir sorun mu? Sağnak oldu. Sağnak. Yağıyor ki markete sığındı. Markete sığınmış kendi de dedik, marketi gezelim bari. Ne var ne yok bakalım. Böyle şeyler satılsa, diyetimi asla bozma. İnsanın görünce alıp da içesi geliyor. İnsanın bunlar diyet özenliği. Benzemiyor mu? Gergedan kafası. Tam bir gergedan kafası. Karnabahar bence bu. İnevi, inevi. Evet işte, aradım dolmalık biber. Bu. Bundan al dolma yap.
yağmurun fırsatından istifade, daha doğrusu soğanın fırsatından istifade bayağı bir alışveriş yaptım marketten ve yağmur durmuş. İşte kısmet. Nereden bilecektin markete gireceğini değil mi? Tabii ki hala yağıyor biraz ama şu kadar az. Gördüğünüz üzere sokak felaket. Dışarıya çıkamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yemek yemeye çıkacağız ama biraz azalması lazım çünkü imkansız bir şey yürümek. Şemsiye aldık, şemsiye parçalandı. Yarın sabah şöyle uyandığımızda mükemmel gökyüzüne uyanmak dileğiyle diyorum. Böyle en kanalımızı sımsıkı giyindik. Yemek için hazırız. Kuşandık zırhlarımızı. Yemeğe çıkacağız ama ondan önce şimdi benim ayakkabılarım ıslandığı için onu kurutmam gerekiyor. Onu bir halledeyim, öyle gideceğiz. Açlıktan ölüyoruz, çok fena. Yağmurda duracak gibi değil, imkansız durması. Ey mahkum, gideceğiz bakalım. Bakalım bakalım ne olacak, göreceksiniz. Ve biz şimdi savaşa hazırız. Odada da hep bunu dinleriz. Aynı odada dinlediklerimizden. Ay süper. Yemek yeri. Bakın şu an 13. adımımı atıyorum ve geldik. Buraya yemek için geldik ama şanssız, görüyor musunuz? İşte bu şuna şans derler. Tınırı burada böyle yaptık ona. Nasıl? Ciao, buonasera signora. Tutto bene, biz şimdi az evvel gösterdiğim yerde yer olmadığı için işte burası da babamın ikinci favorisiymiş. Bir tane et yiyeceğiz. Fiorentina diye bir meşhur buranın, yani Fransa, Floransa'nın. Yemeğimiz de geldi. Yani az evvel pizza yedik. O ilk yemekti. Şimdi ikinci yemek, yani Fiorentina denilen. Burada sadece beyaz danaların etinden yapılan bir yemekmiş. Bunu öğrendim. Sadece beyazları kullanıyormuş. Tatlı söyledik. Crema Catalana. Crema Catalana üstüne yakılan şeyle kendini pişiriyor. Geldiğinde üzerinde sıvı jel gibi bir şey vardı ve beyazdı rengi. Üstünü yaktılar. Şimdi bu gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Çok kızıyor. Yani kendini pişiriyor bu şekilde. Burada da limoncello'lar var. İlk günde görmüştünüz. Limoncello da bir içki ama böyle sindirim için yemeklerden sonra içiliyor. Çıtır çıtır ve crema. Ben çok beğendim. Üstü kızardığı için kılık, sıcak değil. İçi de gayet soğuk bir tatlı. Yani içindeki o yoğun kreması buz gibi. Çıktık şimdi restorandan. Tabii ki yağmur durmamış. La Grotta di Leo'daydık ve çok güzeldi. Dışarısı öyle böyle korkunç değil. Yani sırılsıklam oluyorsun. Kansız yürümemiz, yani şemsiye fayda etmiyor. Sağdan soldan her yerden yağmur. Hani düşünün, o taraf o kadar yakın ki, o kadarcık mesafede bile sırılsıklam oldu. O yüzden yine neredeyiz? Markette.